Merhabalar arkadaşlar. Şu anda karşımızda doğru bir öğrenci var. Çünkü çalışıyor, derslerini çalışıyor. Sağlam bir şekilde, odaklanmış bir şekilde çalışıyor. Ve odağını bozuk tabii. Bize selam veriyor. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Öğrencimize bakıyoruz arkadaşlar. Tam bir bad boy. Telefonuyla takılmaca, sosyal medyada takılmaca. Hiçbir şekilde ders çalışmıyor. Bize de selam veriyor. Onu da esirgemiyor. Çok sağ ol. Neyse ya, tam saatte çalışırız. Saat 3 gibi falan. Şimdi bugün 5 dakika çalıştık. 5 dakika Türkçe'ye çalıştım bugün. Yarın da 5 dakika matematiğe çalışsam. Çünkü otomatikte eksi 2 netim var. Onu sıfıra var ya, bir çeksek bakar. Sonra ne yapsak? Ondan sonraki gün kızlarla buluşurum. Sonraki günde... Bilmiyorum ya, bakarız. Hallederiz bir şeyler. Şimdi bizim pazartesi günlerimiz böyle geçecekti. Evet, salı günlerimi düşünelim. Salı günlerimde aslında en başta paragraf çözsem. Daha sonra biraz da problemde eksiğim var gibi duruyor. Çünkü son denemede çok fazla yanlışım çıktı. Oradan da biraz çalışmam gerekiyor. Paragrafı da ekleyeyim o zaman günlük rutinime. Ve aynı zamanda TYT fizikte çok fazla yanlışım çıktı. TYT fende o en yüksek, en fazla eksiğim oradan var. O zaman onu da ekleyeyim. Haftalık programım bu şekilde olabilir. Tamamdır. Ya abi, artık neresi çıkacaksa çıksın da bitsin şu sınav senesi, yeter artık be. Neresi olsun? Babam biraz zengin, sıfır burslu olsak. O çıksa... Bilmiyorum. Krallar Karması'nı izlemesem, sıfır net yapsam... Çıkar ya. Seneye bugün de bitirde olacağım bari. İki bilgisayar. Aynen. Kanka şuradan kızlar geçti, gördün mü? Görmez olur mu? Kanka bayağı da güzeller, gitsek mi? Öyle mi diyorsun? He. Yapma ya. Gel gidelim. Kanka hoş geldin. Aa, ne olacak oğlum ya? Ya gidelim. Kanka bu soru çözemedin ya, baksana. Bakayım kanka. Baksana kanka şu soru. 2a eksi b eşittir 7 olduğuna göre. Sağ ol kanka. Ne demek kardeşim? Ve son olarak da doğru öğrenci tabii ki de İşler Kitap Evlerinden bayilere gidip istediği kitapları oradan temin ederler. Ve gördüğünüz gibi ben de oradan aldım.